Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bana sorulan soruların bazılarının cevaplarını vereceğim. Bu bölümün adı Sorular ve Cevaplar şeklinde yanıtlayacağım. Aslında bu soruların cevaplarının bazılarını televizyonlarda da yayınladım, yaptım, cevapları verdim ama şimdi çok sorulan sorular olduğu için bunları tek tek size açıklayayım dedim. Bazı enteresan sorular da var, yok değil. Bu soruların içerisinde onları da söyleyeceğim. Ki bazen kendimi eşofmanlı Şevket Hoca gibi de hissediyorum öyle sorular geldiği zaman. Bunların başında mesela burcumu değiştirebilir miyim? İnsan burcunu değiştiremez arkadaşlar. Bununla ilgili burcunuzu değiştirebilirsiniz gibi sözler söylüyorsa bu doğru değil arkadaşlar. Kesinlikle bu tür burcunuzu değiştirebiliriz gibi ilanlar veren astrologlar varsa ya da birileri varsa bu kesinlikle doğru değil. Böyle bir şeye inanmanızı da tavsiye etmiyorum. İnsanın burcu doğduğu andan itibaren değişmez, sabittir arkadaşlar. Fakat yani zaman geçtikçe çeşitli görüşler var tabii. Her bir sene için bir derece güneşi ileri alıp işte 50 yaşınıza geldiğinizde 50 derece ileri aldığınızda artık o burçtansınız gibi söylemler de oluyor. Ben buna girmeyeceğim. Fakat şunu söyleyeceğim. Bir insanın burcundan ziyade o değişmez zaten doğum haritanız da. Fakat isminizi değiştirebilirsiniz. İsmin çünkü çok önemli bir enerjisi var arkadaşlar. Bir insanın başarılı olmasında veya başarısız olmasında ismin etkisi de son derece önemli. Bazı isimler insandaki bilgiye ve önem vermeyi arttırırken bazısına paraya önem vermeyi arttırabiliyor. Bazılarında ise güce, bazılarında ise duygusallığın artmasına neden olabiliyor. O yüzden de isim özellikle rastgele verilmemeli. İsim doğum haritasına göre verilmeli. Özellikle çocuklarda. Dolayısıyla da isim konusu en az doğum haritası kadar önemli diyebiliriz. Dolayısıyla bir doğum haritasındaki eksiklik ve sıkıntılar varsa alınacak yeni isimle veya bebeklerde özellikle ona göre isim verilmesi son derece önemli. Bir çocuğa babası dedesinin, büyük babasının, işte anneannesinin veya babaannesinin isimlerinin verilmesi de doğru değil. Çünkü o çocuk o isme göre mi? Bu son derece önemli bir konu. Küçük bir çocuğa Müzeyyen adının verilmesi de artık günümüzde biraz tuhaf kaçıyor. Onu da söyleyeyim. Ağır geliyor çocuğa. Bazı isimlerin başarısı, hani bazı isimler başarıya çok büyük etki sağlayabilirken bazı isimlerse paratoner gibi bir sürü sıkıntıyı üstüne çekebiliyor. O yüzden burcunuzu değiştiremeyebilirsiniz ama isminizi değiştirebilirsiniz. Diğer bir konu da arkadaşlar el çizgileri. O da yaptığınız işle, beslenmenizle, sporla, yürüyerek el çizgilerinizde değişme ihtimali de yüksek. Ama tabii spora dikkat etmezseniz, yediğiniz yemeklerde İngilizlerin deyimiyle junk food yani çöp yiyecekler, hamburger gibi, fast food gibi yiyecekler yenirse bu da sağlığa zarar verir. Eldeki çizgilere bile zarar verebilir arkadaşlar. Diğer bir soru da İslam astrolojisinin diğer astrolojilerden farkı ne? İslam astrolojisi arkadaşlar diğer astrolojilerin yaptığı gibi sadece analiz yapıp önerisiz bırakmaz. Hem öneriler söyler, hem aynı zamanda doğum haritasında merkeze Kabe'yi koyduğu için bunun da tabii gerekçeleri zaten kitaplarımızda açıklandı ve buna göre oluşturulmuş eşref saatlerine oluşturulmuş oradaki gezegenlerin konumlarının açılarına göre esmalar ve aynı zamanda sadaka zamanları öne çıkan dualar, zayıf ve güçlü yanlar, şeytanın nefsinin yanaştıkları yerler, zayıf yerler, oraları güçlendirmek için neler yapılmalıdır, bunları açıklar. Falla alakası yok arkadaşlar. Onu en başta söyleyeyim. Hatta biz falcılığa,
Hint astrolojisine, Vedik astrolojisine de kesinlikle mücadele vermekteyiz. Reenkarnasyon, karma ve bunun gibi hususlarla da mücadele etmekteyiz. Bu hususları da kesinlikle kabul etmiyor ve tevhide, hikmete aykırı olduğunu defaatle söyledik ve bunun da kanıtlarını İslam astrolojisine göre açıkladık. Diğer bir konuda arkadaşlar, doğum tarihini bilmeyen insanlar veya doğum saatini bilmeyen insanlar. Biz analiz yaptırabilir miyiz diye soruyorlar. Bu konu şöyle arkadaşlar, rektifikasyon dediğimiz özel sorularla bir insana bu soruların sorulması sayesinde o kişinin doğum tarihi veya doğum saati bulunabiliyor. Burada önemli olan konu o kişinin o sorulara olabildiğince doğru cevap vermesi arkadaşlar. Bilgi saklamaması son derece önemli ve hatta bazen mahrem sorular da sorulabiliyor. Tabii bu bilgiler asla üçüncü şahıslarla paylaşılmaz, paylaşılamaz da zaten. Bu sorular arkadaşlar kişiye özel sorular, doğum haritasında 12 tane eve göre soruluyor ve bu evlerin her birine gelebilecek gezegenler ve aynı zamanda açılar ve durumlar, retrolar bunlara göre de alınan cevaplar gezegensel yapıya dönüştürülüyor ve bu şekilde saat bulunuyor arkadaşlar. Hatta biz ikiz doğan çocuklarda arkadaşlar ikinci doğan çocuğun bile hani belli değilse saati onu bile bulmaktayız. Çünkü ikiz doğan çocuklar birbiriyle aynı değil arkadaşlar. İlk doğanın normal haritayı yansıttığı halde o anda ikinci doğan çocuk kesinlikle o haritanın zıttını ortaya koyuyor. O yüzden de hiçbir çocuk, ikiz doğan çocuk özellikle yani biri doğdu öbürü de 5 dakika sonra doğdu. 5 dakika dahi sonra doğsa o çocuk ilk şeyin kardeşinin ya da abisinin ablasının diyelim 5 dakika bile önce sonra doğsa da ona göre zıt bir karakter ortaya koyuyor arkadaşlar. Bunun da makalesini www.islamastrolojisi.com'da haberler bölümünde ikiz doğan çocuklarla ilgili yazdığım makaleyi okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Onunla ilgili de o makale size aydınlatıcı bir bilgi verecektir. Ve bu türlü bir rektifikasyonu yapan sadece İslam astrolojisi bu nedenle ve aynı zamanda ikinci çocuğun yani ikiz doğan ikinci çocuğun. Arkadaşlar kaç çocuğum olacak veya evlenebilecek miyim, evlenemeyecek miyim sorularına biz direkt evleneceksin veya 5 çocuğun olacak gibi saçma sapan cevaplar vermiyoruz. Bu gaybi bir konudur. Ama şunları söyleyebiliyoruz. Mesela evlilikle ilgili sınavlar olma ihtimali var mı? Çocukla ilgili sınav olma ihtimali var mı? Yok mu? Bunlar tıpkı o ev, çocukla ilgili, evlilikle ilgili yerlere gelen gezegenlerin pozisyonlarıyla cevaplandırılabilecek sorulardır. Varsa bir sıkıntı, sadaka ve esmalarla bunlar giderilebilecek bir şey konumdadırlar. Zikirlerle özellikle. Ve böylece bu soruların cevaplarını da bu şekilde vermekteyiz. Şirke kaçmadan ve gayba taş atmadan bunları Fatiha'nın 7 ilkesiyle açıklayan tek astroloji şekliyiz ki öğrencilerimiz de bu 7 ilkeyi öğreniyorlar zaten. Buna göre analiz yapıyorlar. Değerli taşların etkisi var mı diye bir soru oluyor. Değerli taşlar arkadaşlar herkesin haritasına göre bir rengi ve taşı da var. Bu taşlar tabi insan üzerindeki auraya etkisi olabilen taşlar. Her taş herkesin aurasına uygun gelmeyebiliyor. O yüzden de harita bazlı bakılarak ona göre belirliyoruz yüzükleri özellikle. Kolye veya bileklik şeklinde de önerebiliyoruz bu taşları arkadaşlar. Yıldızname diye mi bakıyorsunuz diye soruyorlar. Evet, yıldıznameye bakıyoruz. Çünkü gerçek yıldızname yıldıza göre bakılır arkadaşlar. Sadece epçete göre bakılmaz. Geleneksel yıldızname diye millete söylenen şey yüzyıllar boyunca sadece isim üzerindeki epçetlerle bakılmış. İsmin her bir tanesinin harfinin numerolojik rakamlar, sayılar
Bunların üzerinden açıklamalarda bulunulmuş ve bu şekilde insanlara yardımcı olunmaya çalışılmış. Elbette böyle bir ilim yok değil, var, ama bunun adı Yıldızname değil. Yıldızname doğum haritasıyla ilgili. Bu kısımsa aslında numeroloji, ebced bilgisi. Bunlara çeşitli isimler de verilmiş arkadaşlar. Bu türlü bakım çeşitlerine. Bu tür analizleri yapma, bunları araştırmaya, bilinmeyen soruların hikmetlerini araştırmaya havas denmiş, ledün denmiş, celcelutiye denmiş arkadaşlar. Ben tabii havas, celcelutiye veya ledün diye araştırmadım sorularımı, cevabını. Sıradan, eskiden ateist olan, sonra yani Müslümanlığa geçmiş bir insan olarak kendim araştıra araştıra, düşüne düşüne parçaları tek tek ekleyerek bulduğum şeyler meğerse havasın konusuymuş, ledünün konusuymuş, Kabe'nin köşeleri olsun, hikmetleri olsun, bu anlattığım konular. Sonradan tabii ben havas ve ledünle ilgili araştırmalar yaptığımda kendi araştırdığım birçok konu o alana giriyormuş aslında. Ve tabii girip girmediği konusunu bilmeden ben sorgulamıştım bunları, ama Allah-u Teala'ya şükürler olsun, etmiş olduğum bir dua vardı ilk iman ettiğim zamanlarda: da Rabbim, ben senden demirle taş istemiyorum, demir araba, taş ev, senden sadece sorularıma cevap bulmama yardımcı olmanı diliyorum, İlmimi arttır diye dua etmiştim ve de onların karşılığı olarak bunlar çok şükür geldi, verildi gibi oldu. Bulmama yardım eden Allah'a da hamdolsun. Çünkü kafamdaki soruların arkadaşlar hemen hemen tamamına yakınını, %95'e yakınını bulma imkanım oldu. Fatiha neden surelerin başındadan, o yedi ilkesinden tutun da nedir bu Fatiha, neden baştadır, neden ikinci sırada Bakara oluşunu tutun, birçok konuyu Kabe merkezli, tevhid merkezli olarak cevaplama imkanım oldu arkadaşlar. Şükürler olsun. Ve geriye kalan %5'lik sorguladığım bir kısım var. Onu da Rabbim inşallah bulmamı nasip eder diye dua ediyorum. Sorular ve cevaplar kısmında sizden gelen soruları bu şekilde elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.